Merhabalar, ben Aydın Kahraman. 1987 yılında Ankara'da doğdum, Mamak'ta. Mama ailemizin Sivas'tan göç sebebi de kendi ortak kültürünün buluştuğu noktalardan kaynaklı. Kendi Koçgülü kültürünün yaşayabileceği Mamak Bubaşı Mahallesi'nde büyüdüm. 2000 yılında 1 Mayıs Mahallesi'ne taşındık. Bunun da sebebi yine burada Koçgülü kültürü ve kendi bulunduğumuz toplumun gerçeklerinin ya da yaşayabileceğimiz yer olarak bütün baskılara rağmen. İlk müzikle tanışmam aslında dedemin klanlarıyla oldu. Ankara'daki evimizde, İstanbul'daki yaşadığımız yerde herkes dedem köyden geldiği zaman bize gelip dedemin o büyülü binlerce yılların avazı gibi herkesin dinlediği bir halk ozanı gibiydi adeta, ama tabii sadece köylü bir adam, çiftçi bir insandı. Ben ondan çok etkilenmiştim ve müziğe başlamam bu şekilde oldu. 2000'li yılların başlarında 1 Mayıs Mahallesi'ne taşındık. Yine bizim burada kendi toplumumuzdan insanlarımız vardı. Tabii buraya gelmemiz en büyük sebeplerinden biri buydu. Sonraları burada annemin bana aldığı bir bağlamayla bağlama kursuna gittim. 1 Mayıs Mahallesi'nde, Kutsal Ercümen'e, sonra Cevahir Karaca'ya. Bunlar bizim mahallemizdeki bağlama eğitim veren yerlerdi. Ben ilk albümü 2020'de yaptım zaten. Pandemi albümü yaptım açıkçası. Albüm yayınlanması ile süreç biraz aksadı ve tam böyle pandemiden 2 hafta önce yayınlandı albümüm. Ve bu albümü yayınlarken bayağı zorluklar içinde yayınladık ve yayınladıktan sonra da yaklaşık 8 ya da 9 konserim iptal oldu. Pandemi süreci açıkçası birçok arkadaşımızı çok olumsuz etkiledi. Bayağı müzisyen arkadaşlarımızın yani gerçekten bir ekmek bulamadığı dönemler oldu. Ve enstrümanlarını satan, intihar eden çok arkadaşlarımız oldu. Gerçekten çok uzun süreçti. Biz burada şunu anladık ki biz herkesin hayatında varız müzisyen olarak. Dertlerinde bizi dinliyorlar, eğlencelerinde bizi dinliyorlar, ama kapanmaya geldiği zaman kimse müzisyenle ciddiyete almadı. Bu tür etkinlikler de gerçekten müthiş nefes oldu bize. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir etkinlik yaptı o anlamda. İlçelerde ve Ataşehir Belediyesi. Burada olduğumdan kaynaklı ben de şanslı insanlardan biriyim. Bu tür etkinliklerin olması, bu tür etkinliklerin bir nefes aldırması bizi hani sanata ve kendi üretimimize bir şekilde bağladı. Daha doğrusu dijital platformlarda halkla buluşturmaya çalışan, pandemi sürecinde hep destekleyen müzisyenleri Ataşehir Kültür Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Volkan Aslan'a ve değerli çalışanlara bizde ilgilendikleri için ve bizde sıcak karşılıkları için çok teşekkürler. Çıkmaz gecelere kondum doğdum, yolsuz binalara çarptım büyüdüm. Yersiz olmayı yurdumdan gördüm, yine bana yaşamayı thank you.
seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay gülü, nanay topçacım, nanay nanay esmer yarimsin, nanay 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 kibar yarimsin. Ol çıkmıyor yar içerden, içerden. Gitsellerin yâri, sen bana yar olmasın, yüzüme gülme bari. Sen bana yar olmasın, yüzüme gülme bari. Esmer yarimsin ana. Heyecan neleyim? Ben ağlarım çelik teller iniler, heyecan iniler. Ben ağladım toprak aldı koynuna, yarim diyen thank you.
çözüp çözüp örmedim, heyecan ölmedim. Bir gececik sefasını heyecan sürmedim. Saramadım ince bellerini.
saklayıp bağı gönül ey yavrum ey aman ey. Derini gönülden severdim yar ey, bilmem yar da beni sever mi? Sürmemelerin vah vah
garibin bir derdi var, şu yetimin bir derdi var, sahipsizin bir derdi var. Yalan dün...
şeker mi var? Toprak attılar serme, gözüm yaşı taştı gitti, vah vah vah. Toprak attılar serme. Yardımcımız 12 imam, tenturama karıştı gitti, vah vah vah.